Maça baktığınızda böylesine bir maçta 3-4 tane genç oyuncuyu birden aynı anda sahaya sürebilmek çok kolay değil. Çünkü genç oyuncuların takıma katılabilmesi için, onların da işleyebilmesi için iyi işleyen bir takım olmak zorunda önce. Dolayısıyla biz de 3-4 oyuncuyu birden sahaya sürmenin doğru olmadığını düşündük. Bugün Arif'e şans verdik. Arif bugün ilk 11'de oynama fırsatı buldu ve hep beraber onun da katılımıyla birlikte, bütün oyuncularımızla birlikte uzun zamandır kazanamama serisini sonlandırdık ve bugün galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Yine bu maçta Arif'e şans geldi. Belki önümüzdeki maçta başka bir genç oyuncuya şans gelecek. Ama tabii ki onlar da genç oyuncular ve çalışmalarına her zaman olduğu gibi devam etmeliler. Takımın geneline baktığınızda aslında sizin de görebileceğiniz gibi kanat oyuncularıyla alakalı şu an bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü baktığınızda özellikle sakatlık yaşayan birçok oyuncunun bu bölgeden oyuncular olduğunu söyleyebilirim size. Örneğin Visca şu an sakatlıktan yeni döndü, aramıza yeni katıldı ama 90 dakika çıkarabilecek durumda tabii ki değil. Yine aynı şekilde Trezeguet'de şu an bir sakatlık yaşıyor ve şu an bizimle değil. Aslında biz bugün maça baktığınızda 3-5-2 sistemiyle oynamayı tercih ettik. Sizin de görebileceğiniz gibi 3 stoperle oynamayı tercih ettik. Bir antrenör her maçlara takımın ihtiyaçlarına yönelik olarak kendini adapte ederek çıkabilmeli. O an takımın ihtiyacı, takımın gerektirdiği sistem neyse o şekilde oynayabilirsiniz. Tabii ki 3-5-2 en sevdiğim sistem diyemem ama takımın ihtiyacı bugün buydu ve buna yönelik olarak oynadık. Baktığınızda her antrenör yeni bir şey getirir. Her antrenör geldiği takıma yeni bir şey katmaya çalışır. Oyuncular da benimle birlikte burada çalışma fırsatı buldular. Çok yoğun şiddette hep beraber çalışma fırsatı bulduk. Bugün maça baktığınızda belki 60. dakikadan sonra aslında biraz yorulan bir takım görmüştük. Bunu söylerken kesinlikle bir eleştiri ya da kimseye bir şey söyleme amacım yok. Bunu söylerken şunu söylemeye çalışıyorum. Belki biraz da maça hazırlık aşamalarında belki bizim de biraz seviye yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Takıma baktığınızda, grubun geneline baktığınızda çalışmaya istekli, çalışmalara kendini veren, antrenmanlara kendini veren bir grup görüyoruz. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz oyunculara. Maçın geneline baktığınızda belki skordan memnun olduğumu, tatmin olduğumu söyleyebilirim ama tabii ki futboldan tatmin değilim, memnun değilim. Önümüzde çünkü yapacak çok işimiz var. Bundan çok daha iyisini yapabilecek bir takımız biz. Aslında kafamızdaki o resim çok net. Yapacağımız işler var. Tabii ki bunun üzerine de çalışıyoruz. Sizin de aslında çok iyi bildiğiniz gibi aramızda kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncularımız var. Önümüzdeki sezon yönelik olarak biz de çalışıyoruz. Düşündüğümüz 6 ile 8 arası oyuncuyu bünyemize katmak, onlarla sözleşme imzalamak, iyi bir sezon geçireceğimizden, iyi bir takım oluşturacağımızdan tabii ki eminiz. Bunun üzerine de çalışıyoruz biz.